Yavrular, yavrular. Şimdi gerçekten çok güzel bir final oldu. İki pervan da alkış hak ettiği son yılların en güzel finali. Evet, Sayın Belediye Başkanımız, sana teşekkür ediyoruz. Bir alkış yapalım, centilmenlik bu. Bir alkış yapalım her iki pervana da. Evet. Şimdi madalya töreni vardı. Üstü birinci Ali değil mi? Evet. Evet, Ali Gürbüz birinci, Recep Kara ikinci. İkisini de baş pervane ilan edelim. Gerçekten güzel arkadaşlar yaptılar. Alkışlıyoruz her iki pervanı da. Alkışlıyoruz. Şimdi şöyle bir açalım, lütfen bir açalım, bir fotoğraf adısı olsun. Bir açalım. Ve Sayın Hasan Bulut burada mı? Evet değerli izleyiciler, son zamanlarda baş pehlivanlarımızın Fair Play adına Recep Kara ve Ali Gürbüz mükemmel bir görüntü ve Sayın Başbakanımıza nasip olmadı bu final ama rövanşı muhteşem oldu. Öncelikle Recep seni kutluyoruz. Gerçekten Fair Play adına baş pehlivanları müthiş temsil ettin. Güzel bir davranış oldu. Neler söyleyeceksin? Ya bu tabi Ali Gürbüz genç arkadaşımız. Bu sene Kırpınar'da beni yendi, birinci oldu. Ve burada Kırpınar'ın revanşı oldu. Arkadaşımız yine beni yendi. Demek ki hak etti. Kırpınar baş pehlivanına layık olduğunu burada ispatladı. Ben kendisine teşekkür ederim. Daha uzun yıllar inşallah bu er meydanlarında kendisiyle kapışırız. Ama bizim her şeyimiz bu sahada olur, sahada biter. Ben tebrik ediyorum arkadaşı. Diğer güreşlere katılan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Ağamıza, belediye başkanımıza, güreş ağamıza. İnşallah seneye daha güzel güreşler olur. Tabii ki gönül isterdi ki Kırpınar'da biraz final maçımız durgun geçti ama bu da sizin hepinizin takdiridir ki bir senenin emeğini o bir saate sıkıştırıyoruz. O yüzden 50 derece sıcağın altında mücadele etmek kolay olmuyor. En ufak hatayı rakip affetmiyor. Ama bu güreş sonuçta yağlı güreş. Ben buraya bu saatte bizi izlemeye gelen, Ataspor'una gönül veren seyircilerimize can yürekten onları kutluyorum. Selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar. Size de teşekkür ederim. Sen Recep Karasın. Sana yakışanı yaptın. Müthiş bir mücadele verdin. Seni de ayrıyetten kutluyoruz. Evet, Ali Gürbüz, son zamanlarda sen de gerçekten çıtayı çok yükselttin. Evet. Müthiş bir ithaf var Recep Kara'dan. Sayın Seyfettin Selim, hep arzu ettiği tablo buydu. Neler söyleyeceksin bu güzel gelişmeler hakkında? Evet. Recep abiyle bu sene Kırkpınar'da final yapmıştık. Recep abi 3 defa Kırkpınar'da baş pehlivanlı olmuş, kazanmış. 6 defa finali var. Ahmet Taşçı'dan sonra gelmiş en iyi baş pehlivan yani. Tabi bu sene Kırkpınar'da onu yenerek ilk defa baş pehlivanlığa ulaştım. Burada da tekrar Kırkpınar'ın revanşını yaptık. Burada da galip geldiğim için mutluyum. Tabi bizim güreşler sahanın içinde biz rakibiz ama maç bittikten sonra, düdük çaldıktan sonra her zaman abi kardeş ilişkimiz vardır. Fair Play ruhuna yakışır bir şekilde her zaman dostluğumuz devam etmektedir. Avcılarda da gerçekten sahası olsun, atmosferi olsun, seyirciler olsun çok güzel bir güreş. Recep abim dediği gibi biz de bu güzel güreşe görünce iştahlandık, güzel güreşler yaptık. Seyircilere güzel güreşler izletebildiysek ne mutlu bize. Evet, son olarak da bir başkana vereceğiz sözü ama Sayın Seyfettin Selim, siz neler ekleyeceksiniz efendim? Şimdi ben önce Recep Kara'yı tebrik ediyorum. Çünkü Recep Kara'nın olduğu yerde muhakkak güzel güreş oluyor. Şimdi aynı sözü Ali'den de aldım ben. Hiçbir güreşte kesinlikle baş pehlivan yenilmez. Yani ben Recep Kara veya Ali Gürbüz hiçbir güreşte ufak ya da büyük güreşi bırakmasını istemiyorum. Böyle gran grana güreş yapsınlar. Seyirci bak sonuna kadar maçı izledi. Niye izledi? Güreş güzel olduğu için izledi. Bunlara yakışan bu. Pehlivanlara yakışan pehlivan gibi güreşmek. Bu güreş, ben bu akşam güreşe doydum. Hepsine teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun. Başkana da teşekkür ediyorum. Niye? Güzel bir organize yapmış. Yani bu güreşlere bütün belediye başkanları bu desteği versin diyorum. Bir dahaki haftada da Arnavut Köy'de yapacağız. Güreşimiz açılsın. Fakat pehlivanlara çok iş düşüyor. Pehlivanlar seyirciyi bu saate kadar bekledi. Gözünü doyurdular. Her ikisine de inşallah daha nice başarılar diliyorum. Ama bundan sonra da gene Recep Ali'yi finallerde göreceğiz. Yine güzel final olacağına inanıyorum.
Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Evet hadi bakalım. Süleyman Kaplan organizatörlüğünde Hasan Yarbasan'a ve tabii en önemli Sayın Belediye Başkanım, son olarak siz neler söyleyeceksiniz? Şu anda saat 1.30, gece 1.30. Kırkpınar'da ben Recep Kara ile Ali Gürbüz'ü izlemiştim. Çok hakikaten durgun geçmişti. Burada çok aksiyonlu, çok iki güreşi de çok risk alarak güreştiler. Bu risklerde tabii ki seyirciyi müthiş bir şekilde heyecanlandırdı ve gecenin saat 1.30'unda burada 10.000 kişi aşan kişiler bu güreşi seyrettiler. Çok keyif aldık biz de burada. Güzel bir organizasyondu. Ben bütün arkadaşlarıma, katılan bütün pehlivanlara, destek veren hem Kırkpınar arasına hem bizim ağımıza, bütün ağlar hepsine teşekkür ediyorum. Bu spora biraz daha sahip çıkmak gerekiyor. Daha güncellemek gerekiyor. Daha modernize etmek gerekiyor. Güzel oluyor, güzel şeyler oluyor. Evet. İkisi, iki pehlivanı da tebrik ederim. En azından avcılarda bütün seyircilere güreşi doyurdular. Hepsine teşekkür ederim. Baş pehlivanlara. Hepsini tebrik ederim. Evet değerli izleyiciler, bir güreşe dairin sonuna daha geldik. Tabii Şükrü Kayabaş, olmazsa olmaz Sayın Pele Mehmet İznikli. Çok güzel şeyler yaşadık bugün. İlerleyen saatlere kadar herkes coşkuyla burada bulundu ama başkanları da başkan yapan ekipleri var. Başta özel kalem olmak üzere bütün belediye çalışanlarına, belediye zabıtalarına, memurların emeği geçen herkesi, kısacası Avcılar Belediye çalışanlarını kutlarken avcılarla güreş severleri ve buraya destek veren tüm güreş severleri, İstanbul'un parlayan yıldızı avcılardan keyifli seyirlerle inşallah sizler de koltuklarınız başında seyrettiniz. Her şey gönlünüzce olsun.